Türk kadını tarihin her devrinde cesur ve onurlu bir karaktere sahip olmuştur. Kara Fatma namıyla tanınan Fatma Seher Erden de İstiklal Harbi'nin bu sayısız kadın kahramanlarından birisidir. 1888 senesinde Erzurum'da doğdu. 93 Harbi'nin üzerinden 10 sene geçse de etkileri halen hissediliyordu. Ruslar artık Kars, Ardahan çevresine kadar gelmişlerdi. Fatma böyle zorlu bir ortamda büyüdü. Subay Ahmet Bey ile evlendi. Birlikte Balkan savaşlarına katıldılar. Karı koca vatan için omuz omuza çarpıştılar. Düşmana karşı hiç düşünmeden canlarını ortaya koydular. Birinci Dünya Savaşı sırasında da Kafkas cephesinde Ruslara karşı mücadele etti. Eşi Ahmet Bey dahi Sarıkamış'ta şehit düştü. Fatma Hanım acısını kalbine gömdü. Vatan sağ olsun diyerek Erzurum'a geri döndü. Mütareke döneminde vatanın içerisinde bulunduğu vaziyeti yakından takip etti. Vatanı ve milletin bağımsızlığını kurtarmak için her an vazifeye hazırdı. Mayıs 1919'da İzmir'in işgaliyle bütün memleket baştan aşağı ayağa kalktı. Bir an evvel vatan savunmasına geçilmek gerekiyordu. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri olağanüstü kongreler topluyor ve silahlı savunma kararı alıyorlardı. Böyle bir ortamda Fatma Hanım'ın yerinde oturup olayları izlemesi mümkün değildi. Aynı günlerde 9. Ordu Müfettişi Mirli Van Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan bu işgalin asla kabul edilemeyeceğini bildiren telgraflar yayınlıyordu. Fatma Hanım, Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ne gidip bizzat Paşa ile görüşmek istedi. Bundan sonra İstanbul'a giderek Kuvayi Milliye için silah, mühimmat ve sair teçhizatı Anadolu'ya kaçırmakta çalıştı. İstiklal Harbi sırasında Batı cephesinde İzmir'de Yunan kuvvetlerine karşı mücadele etti. Çoğunluğu kadınlardan oluşan kendi milis çetesiyle çeşitli kritik baskınlar yaparak Yunan ordusuna kayıplar verdirdi. İstiklal Harbi'nin ilerleyen yıllarında İnönü Muharebeleri, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'a dahi kendi kuvvetleriyle bizzat katıldı. Savaştan sonra emekli olan Fatma Hanım maaşının tümünü Kızılay'a bağışladı. İki oğlu ve kocası şehit düşmüştü. Bütün bu fedakarlıklardan sonra yaşamının geri kalan kısmı ne yazık ki zorluklar içerisinde geçmeye devam etti. 1934'ten sonra Fatma Seher Erden soyadını aldı. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Lütfi Kırdar vasıtasıyla kendisine ufak bir ev bulundu. 1954'te de meclisten kendisine aylık tahsis edildi. 2 Temmuz 1955 tarihinde 67 yaşındayken hayata veda etti. Şu günlerde Vatanım Sensin dizisinde Fatma Hanım'ı ünlü oyuncu Demet Evgar canlandırıyor.